Evet, benim birleştirme işlemim bitti arkadaşlar. 3'e 7'lik yaptım. Şimdi sürekli böyle gitgellerle birleştiriyorduk ve şu bir kenar hep boş kalıyordu arkadaşlar. Şu kenar kısmını yapmıyorduk. Şimdi ona başladım. Şuradan onu devam edeceğim. Boydan boya şuraya kadar geleceğim. Yani tamamen tamamlamış olacağım bu kısmı. Üzerine artık onun üzerine şu kısmı yapacağız. Şu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi şu yanlara birer tane motif, sonra araya bir boşluk ve arkaya da 3 motif olacak şekilde üstteki motiflerimizi birleştirmeye geçeceğiz. O halde ben şu köşeye kadar geliyorum, şu kenar kısmı tamamlıyorum ve oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, o kısmı tamamladım ben arkadaşlar. Şimdi artık ifade ettiğim gibi şu öndeki şöyle açalım. Bakın. Şöyle yapacağız. Şu alt kısmı tamamladık. Şu 3'e 7'lik kısmı tamamladık. Şimdi üstüne şu bir motif ekleyeceğiz. Yanına bir motif boşluk bırakacağız. Kol altı olacak. Sonra arkasına 3 motif. Tekrar bir motif kol altı boşluğu. Ve tekrar öndeki bir motifi buraya birleştirerek tamamlamış olacağız eleğimizi. O halde şu bir motifi birleştirmeyle devam edelim. Evet, şimdi buradan ip kesmek istemiyorum. Direkt buradan birleştirmek istiyorum. Siz bu 7'ye üçlük şeklinde çıkarsanız hiç problem yaşamadan birleştirmeye devam edersiniz. Ama burada bir zincir çekiyorum bitirdikten sonra. Örgümü çeviriyorum ve bir ilmek kaydırıyorum. Şu ortaya doğru gelmek için bir ilmek kaydırdım. Şimdi bir zincir çekip başlayabiliriz. Yeni motifimi alıyorum. Ters yüzler birbirine bakacak şekilde yine koydum. Ve öndeki motifteyim direkt. Buradan 3 tane ikiye trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 ve 3. Hemen arkadaki ilk tek zincirlik boşluğuma sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar öndeyim. 3 tane ikiye trabzan. 1 2 3. Tekrar arkada devam eden tek zincirliğe bağlıyorum. 1. Tekrar öndeki motifteyim. 1 2 3. Arkaya bağlıyorum. Son tek zincirlik boşluğa. Şimdi köşedeyim. Köşeye 3 tane ikiye trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Önceki sırada birleştirme noktasına sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bir zincir ve öndeki motifime geçiyorum. Ve onun kenarını dolanmaya başlıyorum. Buraya tek motif birleştirmiş oluyoruz böylece. 3 tane ikiye trabzanımı yaptım. Bir zincir. Hemen yandaki tek zincirlik boşluğa 3 tane ikiye trabzan yapıyorum. Yana geçiyorum ve bu şekilde bakın üstte bir motifimizi birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde dolanacağım arkadaşlar ve motif birleştirmemi tamamlayacağım. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, boydan boya dolandım motifimin çevresini arkadaşlar. Şimdi köşeye 3 tane ikiye trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve şu döndüğüm noktaya şu araya birleşim noktasına sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Tek motifimizi de oraya birleştirmiş olduk. Bakın. Şimdi bunu birleştirdim. Bir tane buraya koyduk. Bir tane şu koltuk altı, kol altı olacak şekilde boş bırakıyoruz. Sonra şuradan tekrar başlıyoruz. 1, 2, 3 tane motife yine buraya 3 tane motif birleştiriyoruz üstüne. Tıpkı bunun gibi şu 3 motife 3 tane motif birleştiriyoruz. Sonra tekrar bir tane kol altı için boşluk bırakıyoruz. Ve sonra tekrar öne bir tane motif buraya birleştiriyoruz. Ve yeleğimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? Ondan da hızlıca bahsedeyim. Evet, şu o kısımları yaptıktan sonra arkadaşlar
Artık yeleğimizin şu omuz kısmını ayarlayacağız. Siz daha büyük yaşta bir çocuk için yapacaksanız buraya iki tane motif koyabilirsiniz. İki motif benim için biraz fazla olacağından dolayı ben üst tarafını yine bu şekilde örerek tamamlayacağım. Kol mesafesine göre dediğim gibi şu kısmın ne kadar olduğunu ayarlayacağım. Bu kısmı öreceğim. Bu kısmı öreceğim. Aynı şekilde arka kısmı öreceğim. Bunu yaparken arkada bir boyun oyuntusu bıraktım. Şimdi onu sonra detaylı söyleyeyim arkadaşlar yaptıktan sonra. O halde ben şu kısmı tamamlayayım. Bir tanesini bırakayım. Onu size anlatarak yapalım. Oradan tekrar birlikte devam edeyim. Evet, ben üstleri bitireceğim, o kısımları bitireceğim dedim arkadaşlar ama bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu tüm parçamın kenarlarını omuz kısmını yapmadan ve birleştirmeden kenarını bir sıra bu şekilde sade rengimle normal hanım dilendi, bey beğendi dolanır gibi dolanmak istiyorum. Buradaki amacım şurada biraz kol oyuntusu fazla derin oldu. Onu biraz şöyle dışarıya doğru çıkarmak istiyorum. Yani kol oyuntusunu küçültmek istiyorum. Ama şu mesafenin de daralmasını istemiyorum. O kısmı daralmasını istemediğimden dolayı bu diğer bütün kısımları hanım dilendi, bey beğendi yapacağız. Sadece şu kol altına gelen motifi sık iğne geçeceğiz. Şimdi ne demek istediğimi görmek adına bir başlayalım. Şöyle etek ucundan başlayacağım. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Şöyle parçamın etek ucunun arka kısmından, önde birleşsin istemiyorum sıram. Arka kısmından şöyle bakın şu köşe kısmından giriyorum. İki zincir çekiyorum. Ve buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki köşe kısma geçiyorum. 3 tane ikili trabzanı şimdi buraya yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Diğer kısma geçiyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 Bir zincir. Şu köşeyi bir daha görelim diye devam ediyorum. 1 2 3 Tekrar bir zincir. Şimdi bu köşeyi, şu köşeye 3 tane ikili trabzan. 2 3 Bir zincir. Diğer motifin köşesindeyiz şimdi. Oraya 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Bir zincir yana geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın buradan başladık. Boydan boya dolanacağım. Bu kısmı dolanacağım. Omuzu geçeceğim. Ve şu kol altına kadar. Şöyle katlarsam daha iyi anlaşılacak. Şuradan bakın şuradan dolanarak geleceğim. Şurayı dolanacağım. Bu kısmı geçeceğim. Şuraya kadar geleceğim. Burası kol altı. Burada sadece sık iğne geçeceğim. Oradan normal devam edeceğim. O halde ben şu kol altına kadar hanım dilendi, bey beğendi motif de dolanır gibi dolanıp geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, o dediğim noktaya kadar geldim ben arkadaşlar. Şimdi bakın o tek zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşedeyim. Bir zincir çekiyorum. Bu motiflerin birleştiği noktadaki şu motifimin köşesine şuraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve direkt şu bakın kol altındaki motifimin şuraya şu köşe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi her bir trabzanıma bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde yine aralara birer zincirlik aralara da birer tane sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şu köşeye kadar sık iğnelerle dolduracağım. Oradan tekrar birlikte devam edelim.
Evet, sık iğnelerimi geçtim. Şimdi şu son trabzanımın tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi köşeye de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Dikeydeki motifime geçtim artık. Onun köşesine şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Yandaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum şeklinde artık devam ediyorum. O kol altını göstermek istemiştim. Şimdi onu bir şöyle yatayda göstereyim ne yaptık. Evet, bakın. Bu şekilde. Şurada bir istediğim şey buydu. Şurada bir parça kol genişliğini, oyuntusunu daraltmakta onu yaptım. Kol altına sık iğne yaptık ve buradan artık normal devam edeceğim. Şöyle de bir görelim. Evet, şunu yaptık. Şimdi buradan geldik. Şu kol altını yaptık. Arkaya geçtik. Buradan da yapmaya devam edeceğiz. Şuradan başlamıştık. Başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Ve o kısım tamamlanmış olacak. Onun akabinde de artık daha önce belirttiğimiz üzere şu kısmı, yine bu kısmı, arka kısmı yapacağız. Ben bu kenar dolanma kısmını ve şu kısımların birazını yapacağım. Diğer kısımlarını da birlikte yapacağız. Size göstererek yapacağım. Oraya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, yeleğimin kenar kısmını dolandım. Bitti arkadaşlar. Şimdi şu kısımları da yaptım. Arka kısmını da yaptım. Şimdi diğer kısmı birlikte yaparak nasıl yaptığımı göreceğiz. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi şuradan alıyorum. Omuz kısmındayız. Şuradan aldım. Şu köşedeki köşeden pardon, şu omuzdaki köşedeki motiften başlıyorum. Yani şuradan şu sırayı yapacağız. Şuradan başlıyorum. İki tane zincir çekiyorum. 1 2. Şimdi köşeye zincirimin yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra her bir trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum bu sırayı. Her bir trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan. Aradaki tek zincirlik boşluğa da bir tane ikili trabzan olacak şekilde devam ediyorum. Boydan boya dolanacağım arkadaşlar. Yani daha doğrusu şu sıranın sonuna kadar bu şekilde trabzanlarla geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sona geldim. Şimdi köşeye yine iki tane ikili trabzanla bitiriyorum. Köşeye bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi şu kafes kısmını yapacağız. 3 zincir çekmiştim. Tığımın başına ipimi doladım. Şu trabzanın üstü zincir oluyor. Şunu boş bırakıyorum. Bir sonrakine. Yani şu diptekini de sayarsak 1, 2, 3. trabzanıma 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ikinciye bir tane trabzan atlıyorum yani. İki trabzan. Tekrar bir zincir. Bir ikinciye iki trabzan. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kafesler yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir, iki, üç zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi de şu trabzan gruplarından oluşan sırayı yapacağız. Şimdi bu çektiğim zincirin yanına önümdeki ilk kafese bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada birer trabzan eksiltmiş oluyoruz aslında kenarlardan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Önümdeki kafese atlıyorum. Bir sonraki kafese 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine tekrar bir zincir çekeceğim. Tığımın başına ipimi doladım. Önümdeki kafese atlıyorum. Bir sonraki yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3. Tekrar bir zincir. Önümdeki kafese atlıyorum. Bir sonrakine tekrar 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, son köşedeki trabzanlarım kaldı. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Önümdeki kafese atlıyorum. Sonuncu kafesime bu sefer 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Dediğim gibi köşelerden birer tane ikiye trabzanımızı eksiltmiş olduk. Hafif daralttık omuz kısmını. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tüm başın ipimi doladım ve ilk tek zincirlik boşluğuma 2 trabzanla bağlıyorum. 1 zincir. Bu sırada da yine şu kafes kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısmı yapıyoruz. 1 zincir çektim. Bir zincir çektim. Hemen bir ikinci trabzanımın tepesine 2 trabzan yapıyorum. 1 zincir. Bir zincirlik boşluğuma 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir ikinci trabzanımın tepesine 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Aradaki tek zincirlik boşluğa şeklinde devam ediyorum bu sırayı da. Sıra sonuna kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Burada 2 tane 2 trabzan yapmıştık. Onun en uçtakine 2 trabzanla bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar örgümü çevirdim. Artık son sırayı yapıyoruz. Şimdi önümdeki ilk kafese, şu ilk boşluğa 2 tane 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, bir zincir çekiyorum. Bir kafes atlıyorum. İkinci kafese. Bir önceki trabzan gruplu sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 3 tane 2 trabzan yapıyorum buraya. 2, 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Önümden de bir kafes atlıyorum. İkinci kafese. 3 tane 2 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim ben arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi en son 3 tane 2 trabzanımı yaptım. Yanına bir zincir çektim. Tüm başına ipimi doluyorum. Şu en köşedeki trabzanımın tepesine 2 trabzanla bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Omuz kısmım bitti. Evet, şöyle bir ayrı döndürdük. Bakın, kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi arka kısmı nasıl yaptığımızdan da hızlıca bahsedeyim. Ön sıra, bakın arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor. Şöyle yapayım daha iyi görünsün. 1, 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor ön kısım. Arka kısımda aynı burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İlk 3 sıra. 4 ve 5. sıralarda şu şekilde bir boyun oyuntusu oluşturuyoruz. Bakın. 1, 2, 3 sırayı omuzda gösterdiğimin aynısını yapıyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. 4 ve 5. sıradaysa öndeki şurada kaç kutucuğum varsa, bakın, kutucukla yapıyoruz. Önde kaç kutucuğum varsa onunla aynı olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kutucuğum var bu sırada ve onun üstünde de ona uygun trabzan gruplarım var. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kutucukla boyun oyuntusunu yaptım. Üstüne de bir sıra aynı öndeki gibi geçtim. Ve burada bakın bir oyuntu oluşmuş oldu. Yani şöyle üst üste koyup birleştireceğim zaman sayıların eşit olması benim için önemli. Önde ne kadarlık bir omuz genişliği verdiyseniz arkada da o kadar bir omuz genişliği vererek boyun oyuntusu oluşturuyorsunuz kısaca. Evet, şimdi omuz birleştirmesini görelim. Evet, şöyle ters yüzler dışarıya gelecek şekilde, yani düz yüzler birbirine bakacak şekilde ön ve arka omuz kısmını üst üste koyuyorum. Ve şu en köşeden başlıyorum birleştirmeye. Şimdi buradan trabzanımın tepesinden tığımı takıyorum. Buradan şimdi aynı olmasına bakıyorum. Şöyle, evet, trabzanın tepesinden taktım. Burada da zincir kısmından takıyorum. Sık iğne tekniğiyle birleştiriyoruz. Birleştirdim. Buradan şurada alttan ip geçirmişiz. Ona da dikkate alarak. Şimdi bir zincir boşluğumuz var galiba. Zincir kısmının tepesine tığımı takıyorum. Karşıda devam eden trabzandan tığımı geçiriyorum ve birleştiriyorum. Genişçe alıyoruz arkadaşlar birleştirmeleri her zaman.
geniş geniş alıyoruz. Bu şekilde birleştiriyorum. Siz bunu bu çok kaba gelecek gibi olursa sizin için, yani şu birleştirme burada bir kaba görüntü olacak gibi olursa şöyle çevirdiğinizde, bunu şöyle de yapabilirsiniz ki ben muhtemelen öyle devam edeceğim. Biraz kaba gibi geldi çünkü. Tek kanatlarını alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu birleştirmek istediğim trabzan bir, iki tane kanadı var. Ben örgüye göre içe bakan kanadı alıyorum. Karşı taraftan da bakın şöyle bir V var trabzanımın tepesinde. Onun içe bakan kanadını alarak sık iğne yapıyorum. Bu daha muntazam duracak galiba. Bakın içe bakan trabzanın tek kanadını alıyorum. Trabzanımın içe bakan kanadını alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar omuz kısmını birleştireceğim. Diğer omuz kısmını da birleştireceğim. Kenar kısmından tekrar birlikte devam edelim. Evet, birleştirmemiz bitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde gayet güzel görünüyor. Şimdi artık kenar kısmını dolanacağız. Şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir sıra dolanmıştık zaten tek renk. Onun üzerine iki tane farklı renk tekrar zemin rengimizden dolanarak yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi bunun nereden başladığımız önemli. Çünkü burada bir yaka oyuntusu da vermemiz gerekiyor yeleğimize. Çünkü önü bakın böyle dümdüz iniyor. Önüne bir yaka oyuntusu vermemiz gerekiyor. O yüzden renkli kısımları nereden başladığımız önemli. Şu bizim omuz motifimiz arkadaşlar. Şu omuz motifimiz, o şu kenarına dolandığımız tek renk. Kenarına dolandığımız tek rengin motifin köşesindeki kısmı şu. Onun bir altındaki tek zincirlik boşluktan başlamışız. Ve bu ideal oldu arkadaşlar yaka oyuntusu için. Köşenin bir altındaki tek zincirlik boşluktan başlayacağız şimdi. Yani şu bizim köşemiz. Onun bir altındaki boşluk şurası. Buradan şimdi yaka oyuntusu vererek kenar dolanmaya başlıyoruz. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Tekrar yerimi belirliyorum. Şu köşem motifimin köşesi. Onun bir altındaki boşluktan başlıyorum. Şöyle. Buraya örgümü sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Şimdi yanına iki tane iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Yani üç tane iki trabzanım olmuş oldu burada. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki tek zincirlik boşluğa geçiyorum. Oraya üç tane iki trabzan yapıyorum. İki, üç. Tekrar bir zincir çekeceğim. Şu köşeyi görelim diye devam ediyorum. Şu birleşim noktasını. Gerçi orayı da geçmiştik ama. Şöyle. Üç tane iki trabzan yapıyorum. Bir zincir, yandaki tek zincirlik boşluğa geçiyorum. Tığım başına ipimi doladım. 3 tane 2 trabzan. 2 3 bir zincir, yandaki boşluk. Bu şekilde boydan boya arkadaşlar diğer yakaya kadar geleceğim. Şöyle göstereyim yatayda bir. Bu şekilde örerek şöyle bir düzeltelim yeleğimizi. Evet, bu şekilde başladık arkadaşlar. Şimdi oradan öreceğim. Bu etek ucundan dolanacağım. Sonra tekrar bakın nereden başlamıştık? Köşenin bir altındaki tek zincirlikten. Köşenin bir altındaki şu tek zincirlerde 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu sıramı. Onun üzerine tekrar 2 kez daha dolanacağız arkadaşlar. Bakın onu da bu başladığımız yeşilin den sonraki ilk tek zincirlik boşluktan başlayacağız. Çünkü aşağıya doğru böyle bir oyuntu vermemiz gerekiyor. Bu iki yeşilin tam ortasındaki tek zincirlik boşluktan başlayacağım. Tekrar dolanacağım. Bir sonraki sırayı da onu da yine bir aşağıdan başlayarak tamamlamış olacağım. Bakın bir alttakini de şu iki trabzan grubunun ortasındaki tek zincirlikten başlıyorum. Yani birer kademe azaltarak yaka oyuntusu vermiş oluyorum. Onu tamamlayacağım. Onun üzerinde
Bir sık iğne sıramız olacak ve düğme iliklerimizi açacağız. O halde ben bu sıramı tamamlayacağım. Bu sıramı tamamlayacağım. Onun üzerine bir sıra bir renk daha geçeceğim. Sonra bir renk zemin rengi geçeceğim. En son sık iğne sırasında ve düğme iliği açma sırasında tekrar birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde ben kenar kısmını, bakın, bir sıra yeşil, bir sıra fuşya ve bir sıra zemin rengi olmak üzere tamamladım. Dediğim gibi şu kısmı birer kademe aşağı indirerek yak oyuntusu verdim. Şimdi bu sırada boydan boya sık iğne dolanacağız arkadaşlar. Bu sırada düğme iliği koymuyoruz. Tamamen sık iğne dolanacağız bir bu boyun kısmına, etek ucuna falan. Sonraki sırada sadece şu yaka kısmına ve etek ucuna sık iğne dolanırken düğme iliğini koyacağız. O yüzden şu an sık iğne yaptığımız kısmı bir görelim istiyorum. Buralardaki sayılar önemli çünkü şurada geçiş, şu geçişi yaptım bakın. Şurada, burada size göstereceğim onu nasıl yaptığımı. Şuradayım. Ben nereden başladım arkadaşlar? Evet, şuradan başladım. Bakın şuradan başladım sık iğnemi yapmaya. Yaptım boydan boya sık iğne. Yaka kısmını yaptım. Şu yaka uyuntusunu geçtim. Omuz kısmını geçtim. Şu an ensedeyim. Oradan omuzu ve yakayı nasıl yaptığımızı bir göstermek istiyorum size. Evet, buraları normal yapıyoruz. Her bir trabzanımızın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ara boşluğu, bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine devam ediyoruz. Şöyle. Evet, bakın şu orta. Benim için kriter. Şurada ne yapmışız ona bakalım. Evet. Şuradaki bir trabzanımın tepesine bir sık iğnemi yaptım. Şimdi artık omuza geçiyoruz. Bakın yataya geçiyoruz. Ve daha doğrusu dikiye geçiyoruz. Şuradan iki tane sık iğne yapıyorum. Dikeydeki boşluğa, kafese. Şimdi şurada trabzanım var. Ona iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Sonra şu tepe birleşim noktası. Bakın omuzun ön ve arka kısmını birleştirdiğimiz nokta. Oranın sağına ve soluna birer tane yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz genişçe kalmış orası. Evet, sağına ve soluna birer tane yapacağım buraya. Sonra bakın yine dikeydeyim. İki tane yapıyorum oraya. Dikeylere iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki yine tekrar iki tane. Alta tekrar iki tane. 1, 2, 1, 2, tekrar buradayım, 1, 2, evet, şimdi şu köşe boşluğa yine 2 tane yapıyorum, 1, 2, şimdi trabzanlara geldim, yine trabzanların her birinin tepesine birer tane yapıyorum. Evet, şimdi şu dibe, bakın şu yeşilin çıktığı dibe bir tane sık iğne ile bağlıyorum ve 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yeşilin bittiği dibe bağlıyorum bu sefer. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şurada zemin rengimin geldiği noktaya, yani fuşyanın bittiği noktaya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve burada 4 zincir çekmenize gerek yok. 3 ya da 2 zincir yeterli olacaktır. Çünkü kısa bir mesafe. 3 zincirle bir deneyelim. 3 zincir çektim. İlk yaptığım trabzan, yani şu sıradaki ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Evet, iyi durdu. Ve şimdi normal sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Her bir trabzanın tepesine ve ara bir zincirlik boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yakanın nasıl göründüğünü göstereceğim size. Evet, şöyle bir tane daha gidelim. Bir trabzan grubu daha. Evet. Şimdi yakaya bir bakalım.
Evet, bakın bu şekilde yakada bir bütünlük olmasını sağladık. Bu şekilde geçerek. Şimdi boydan boya aşağıya doğru ineceğim. Etek ucunu dolanacağım ve başladığım noktada ilk sık iğne sıram bitmiş olacak. İkinci sık iğne sırasında tekrar birlikte devam edelim. Evet, o sık iğne kısmı bitti arkadaşlar. Bir sıra sık iğnem bitti. Şimdi ikinci sıra sık iğnemi başlayacağım. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Düğme iliğini sonrasında koyacağız. İlk buradan başlıyoruz. Buradan devam edeceğiz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şuradan başlayacağız. Buradan sık iğnemizi dolanacağız. Bu şekilde etek ucundan dolanacağız. Geri geleceğiz ve burada düğme iliğiyle bitireceğiz. Başlayalım şimdi. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Şimdi alıyorum şu yeleğimizin bize göre sağ tarafından. Şu uçtaki ilk sık iğneden başlıyorum arkadaşlar. Şu uçtaki ilk sık iğne. Oradan başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. Evet, her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapacağım. Hiçbir esprisi yok bu sıranın arkadaşlar. Sadece sıra sonunda iki tane düğme iliği açacağız. O kadar. Bu şekilde boydan boya dolanacağım arkadaşlar. Böyle. Burayı dolanacağım. Etek ucunu dolanacağım. Sonra tekrar diğer tarafın ön kısmına geleceğim ve şurası yaka kısmı. Yani evet, şuradan başladım. Şunu düzeltelim. Şuradan başladım. Boydan boya dolanacağım. Etek ucunda dolanacağım. Buradan geleceğim. Şurada ilik kısmında kadar geleceğim. Oradan ilik kısmında tekrar birlikte devam edelim. Evet, sık iğnelerim dolandı ben arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3. ile 4. arasındaki sık iğnenin tepesine ilk düğme iliğimi yapacağım. Hemen oraya geçiyorum. Oraya sık iğnemi geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yeterli galiba. 6 zincir çektim. Düğmenizin büyüklüğüne göre bu zinciri artırıp azaltabilirsiniz. Aynı noktaya sık iğneyi yaptığım noktaya bunu da yine sık iğne ile birleştiriyorum. Sonra sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Şu uç noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Şu en uçtaki trabzanı pardon sık iğneye kadar geleceğim. Sık iğne yaparak son iliğimizi de oraya yapacağız. Oraya geleyim, oradan birlikte devam edelim. Evet, son sık iğnemi de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Aynı noktaya, aynı sık iğneye. Bunu da zincirimi de sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve artık ilik kısmını da tamamlamış oluyorum. Evet, oradan ipimi keseceğim ve artık yeleğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Karşıya da düğmelerimi dikeceğim ve artık nihayete ermiş olacak yeleğim. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim ben arkadaşlar. Umarım size için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonu yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.